Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte standart olmayan ölçü birimleriyle uzunluk ölçmeyi yapacağız arkadaşlar. Ee, şimdi bunlar neler? Birlikte bir bakalım. Mesela standart olmayan uzunluk ölçüleri neler? Parmak, mesela parmağımızı kullanabiliriz. İşte bir parmak, iki parmak, üç parmak gibi bakın böyle. Bu parmakların zaten genişliği belli işte veya işte eni de diyebiliriz Bunu Enleri belli olduğu için işte 3 parmak genişliğinde, 4 parmak genişliğinde gibi ifadeler kullanılıyor zaman zaman. Bazen karış kullanılıyor. Şu şekilde bakın baş parmağımızla serçe parmağımız arasındaki mesafe olarak düşünebilirsiniz bunu. Böyle açtığımızda şu ikisi arasındaki mesafeye bir karış adı veriliyor arkadaşlar. Sayfamızı da hemen toparladık, düzelttik. Kulaç kollarımızı iki yana açtığımızda oluşan uzunluk ölçüsü ise normal bir adım arkadaşlar. Yani böyle e, şu bir ayağımızın ucuyla öbür ayağımızın arkası topuk kısmı birleştirilerek değil. E, buna bakın ayak denilmiş oluyor. Bu şekilde uzunluk ölçüsü ayak ama biz normal adım atıyoruz. Yani adımlarımızı normal atarmış gibi. Şu şekilde yani böyle adımlarımızı normal atarmış gibi attığımızda da buna da yine e, adım olarak uzunluk ölçüsü anlamında yine kullanılmış. Geçmiş zamanlarda da kullanılmış. Hala günümüzde de kullanılıyor. Ee, özellikle çocuklar mesela sokak oyunlarında maç yapılırken falan bizim çocukluğumuza da vardı. Böyle ayak kullanırdık biz. Birbirimizin işte mesela birbirimize doğru iki tane çocuk birbirine doğru ayaklarıyla adım atarlar. Hangisinin ayağı üste gelirse, basarsa diğerini o oyuncuları ya da işte etrafındaki arkadaşlarını seçme hakkına sahip olurdu. Yapanlarınız vardır. Şimdi biz burada arkadaşlar bu verilen standart olmayan uzunluk ölçü birimlerinin yaklaşık olarak ne kadar santimetreye, ne kadar metreye denk geldiğini e, söylemeye çalışacağız. Mesela parmak arkadaşlar yaklaşık 1 santimetre diyebiliriz. Yani şu parmağımızın genişliği yaklaşık 1 bir buçuk santimetre belki olabilir ama biz burada bir santimetreyi kullanacağız. Sizlerin de zaten elleriniz, parmaklarınız çok küçük olduğu için mini mini daha yani çocuklar olduğunuz için burada yaklaşık olarak bir parmağınızın genişliği bir santimetre kadar gelebilir. Karış arkadaşlar şöyle Az önce belirtmiştim baş parmağınızla serçe parmağınız arasındaki bu mesafe Yaklaşık olarak 15 santimetre diyebiliriz Kulaç 1 metre kadar olabilir kollarınızı iki yana açtığınızda böyle Şu mesafe yani Şu parmak uçlarınızdan Yani birinden diğerine olan mesafe yaklaşık olarak 1 metre arkadaşlar Adımda bu yarım metre kadar olabilir Evet yarım metre kadar bunu ondalıklı sayı olarak 0.5 metre olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Ayaktaysa santimetre cinsinden mesela 20 santimetre kadar olabilir. Yani bir ayağınız ya da bir ayakkabınızın boyu yaklaşık 20 santimetre 25 santimetre kadar olabilir. Zaten burada net değerler vermiyoruz bakın yaklaşık olarak diyoruz. Yani bu bazı işte insanlar için 20 santim çıkarken bazıları için 25 santim çıkabilir. Çünkü her insanın vücut büyüklüğü aynı olamayabiliyor. Birinde büyük bir ayak var, diğerinde küçük bir ayak var. E bu sebeple e hatta elin genişliği, parmakların genişliği de birbirinden farklı olabilir. Biz yaklaşık değerler söylüyoruz. Şimdi bir sorumuz var. Bu sorumuzu yaparak konuyu biraz daha ayrıntılı bir şekilde, detaylı bir şekilde anlayıp öğrenmeye çalışalım. Bir karışı yaklaşık olarak 15 santimetre olan Fırat evlerinin penceresinin çevre uzunluğunu merak ediyor. Evet. Merak etti ve gitti. Böyle karışıyla bu pencerenin çevresini ölçmeye başlıyor. Fırat pencere çevresini 30, 30 karış olarak ölçmüş. Evet. Şöyle karış karış gidiyor bakın. Her bir karışı böyle yapmış yapmış. Bu şekilde ölçerek arkadaşlar 30 karış olduğunu buluyor. Şimdi o zaman bu işlemi tamamen böyle pencere çevresine dolanarak yapacağı için ve 30 karış kullandığı için 30 çarpı 15 santimetre. Yani bir tane karışı 15 santimetre ise 30 tane karışı kaç santimetre yapar onu bulmaya çalışalım. 30 ile 15'i çarparsak arkadaşlar burada bulacağımız değer 450 santimetre oluyor. 450 santimetre de arkadaşlar ne oluyor? 4 metre 50 santimetre olmuş oluyor. Görüldüğü üzere bizden zaten pencere çevresini santimetre cinsinden istemişti. 450 santimetre olarak cevabımızı bulmuş olduk. Bu kadar basit. Sadece bakın karışla yani 30 karışla bir karışının da 15 santimetre olduğunu zaten biliyoruz soru bize vermiş. İkisini çarparak cevabımızı basitçe bulmuş olduk. Şimdi gelin bir hani uzunluk ölçme nasıl yapılıyor buna bir bakalım. Uzunluk ölçü birimi arkadaşlar metre kullanıyoruz. Evet uzunluk ölçü birimimiz bizim metredir. Bir metreden daha kısa uzunlukları ölçmek için ise santimetreyi kullanıyoruz santimetre kullanılıyor. Bu sebeple metre ile santimetre birbirine dönüştürüleceği zaman bir metrenin 100 santimetreye karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Yani o 100 tane küçük küçük santimetreler bir araya geliyor ve bir metreyi oluşturuyor. Sınıflarda vardır bir metre mesela görmüşsünüzdür tahtadan böyle uzun bir metre değil mi? Böyle cetvelin biraz daha büyüğünü düşünün. Bir metrelik olanını düşünün. Oradaki o 100 tane santimetreyi aklınıza getirin ya da hayal etmeye çalışın. O işte 100 tane olunca yan yana gelince bir metreyi oluşturuyor arkadaşlar. Yani metre ile santimetre arasındaki o karşılaştırmayı böylece yapabilirsiniz. Günlük hayatta kullandığımız bazı cisimlerin boyunu metre veya santimetre ile ölçeriz. Mesela kalemimizin boyutunu, mesela bu gördüğümüz kalemin boyutunu ben gidip metre ile ölçmemin bir anlamı yok. Ne ile ölçebilirim? santimetre cinsinden ölçebilirim değil mi? Yaklaşık olarak işte 12-13 santimetre kadar ya da 15 santimetre kadar diyebilirim. Bu sebeple kalemimin boyunu ben santimetre ile ölçerim. Ama sınıf tahtamı kocaman böyle boydan boya düşünürsem sınıf tahtamın boyunu ben metre ile ölçmem mantıklı olur. Böyle küçük küçük santimlerle ölçemem. Yani onun için çok zamanım gider benim. Bu sebeple ne yapıyorum? Metreyi alıyorum hemen. İşte örnek veriyorum. 3 metre. Eni 1 metre, boyu 3 metre gibi böyle e, sınıf tahtasının boyunu metre cinsinden ölçebilirim. Okul duvarının boyu da aynı şekilde arkadaşlar. Belki 50 metrelik okul duvarı var. Bu sebeple bunu santimetre ile ölçmem, metre ile ölçmem uygun olacaktır. Zürafanın boyu, zürafa işte 2 metre, 3 metre hatta 4 metre uzunluğa sahip olabiliyor. Bu sebeple bunu da metre ile ölçmem mantıklı olacaktır. Ama ayakkabımın boyu, değil mi? şu kadarcık bir şey belki. Bunu da santimetre ile ölçmem doğru olacaktır diyebilirim. Şimdi bazı dönüşümler var. Aşağıdaki uzunlukları istenilen birime dönüştürünüz demiş. Biz de yapmaya çalışalım. 300 santimetre. Arkadaşlar şimdi 100 santimetrenin 1 metreye eşit olduğunu az önceki sayfada zaten belirtmiştik. E peki 300 santimetre yani bunu 3 ile çarparsam 100 santimetre 1 metre ise 3 ile çarpıp 300 santimetre elde ediyorsam, o zaman bunu da 3 ile çarparsam 3 metre elde ederim. Bitti, 3 metre. 4 metre 60 santimetre kaç santimetredir? Şimdi 4 metre 400 santimetre yapıyor. E üzerine bir de 60 santimetre geldiğinde bunu da eklediğimizde 460 yapıyor. Yani 400 artı 60 santimetre yaptım, 460 santimetre oldu. 510 santimetre. Arkadaşlar 500 santimetre 5 metre yapacağı için önce metre olan kısmı yazıyorum. 5 metre. Sonra artan bakın 500 510 vermişti bana. 510'dan 500'ü çıkartırsam geriye 10 santimetre kalır. 5 metre 10 santimetre olmuş oluyor. Bakın 510 santimetre 5 metre 10 santimetreye eşittir diyebiliriz. Yani bu 510'un 500'ünü 5 metreye kullandım. Geri kaldı 10 santimetre. Onu da santimetrenin ait olduğu kısma yazdım. 7 metre arkadaşlar direkt 100 ile çarparsam 7 çarpı 100 dersem 700 santimetre uzunluğa sahiptir diyebiliriz ya da eşittir diyebiliriz. 1 metre 5 santimetre denilmiş. Direkt 150 santimetre yazan arkadaşlarımız olabilir. Aman ha dikkat 150 santimetre değil. Değil aman dikkat. Neden? Çünkü 1 metre arkadaşlar 100 santimetre artı üstüne sadece bakın şuradaki 5 santimetreyi ekleyeceğim. O zaman 100 artı 5'ten ne oldu? 105 santimetre oldu. 150 santimetre olmadı bakın arkadaşlar. Dikkat edelim. Bu sebeple cevabımız 105 santimetre diyoruz. 901 santimetre. Şimdi 901'in 900'ünü bir alalım. Yani yüzün katlarında olanı hemen ne yapıyoruz? Metreye dönüştürüyoruz. 900 santimetre 9 metre e geride ne kaldı sadece 1 santimetre bitti 9 metre ve 1 santimetre 901 cm santimetre ne oldu 900 metre ve 1 santimetre olmuş oluyor sevgili arkadaşlar 1400 santimetre Oo, o zaman ne yapacağız 2 tane sıfır atmamız lazım değil mi yani çünkü ne yapıyoruz santimetreden metreye geçişte bine bölüyoruz Bakın, santimetreden metreye geçişte 1000'e böleceksek iki tane sıfır atarsak burada cevabımız 14 metre olur. Bu kadar basit. Şimdi burada ne yaptık bakın santimetreden metreye geçerken yine aslında iki tane sıfır attık. Bakın iki tane sıfır attığımızda çünkü 300'ü 100'e böldüğümüzde arkadaşlar aslında basit işlemler. 300 bölü 100 değil mi? 300'ün içerisinde kaç tane 100 vardır? 3 tane 100 vardır. Bitti. Bakın aslında ne yaptım? Buradaki sıfırları silmiş oldum. Yani 3 metre. E burada da benzer bir işlem yaptık. Yani sayımız büyüdüğünde daha kolay olabilmesi için ne yapıyoruz? Buradaki sıfırları dönüştürebiliriz. Santimetreden metreye geçişte. Bu sebeple 14 metreye denk gelmiş oluyor. Ve 2 metre 20 santimetre denilmiş. Hemen 2 metreyi 200 santimetre olarak yazabilirim. 200 santimetre. Üstüne bir de 20 santimetreyi koyuyorum. 200 artı 20 220 santimetre oluyor. 613 santimetre demiş. 613'ün 600 santimetresini aldım. Metreye dönüştürdüm. Ne yapacağım? 2 tane sıfırı sildim. 6 metre yaptı. Metre kısmını yazdım. E geride 13 cm'm kalmadı mı benim? Evet kaldı. Onu da buraya yazıyorum. 6 metre 13 santimetre olarak bu işlemimizi yapmış olduk. Mesela burada bir metre görseli, şerit metre görseli verilmiş. Burada 152 cm verilmiş. Metre cinsinden yazacak olursak bunu da size gülen soru olarak verelim. Cevabımız kaçtır? Evet, gülen sorumuz şu şekilde. Bunun cevabı metre cinsinden acaba nasıl yazılır? Bize yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Şimdi geldik cetvel kullanma. Arkadaşlar sınıfımızda hatta çantalarımızdan eksik etmediğimiz araç gereçlerimizden bir tanesidir cetvel. Mutlaka çantamızın bir köşesinde değil mi cetvel bulunur. Cetvel veya metre ile ölçüm yaparken arkadaşlar başlangıç noktası vardır. Bu başlangıç noktasının sıfır olmasına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet sıfırdan başlayacağız. Yani şurası şu gösterdiğimiz yerden başlayarak ölçümlerimizi yapmamız gerekiyor. Örneğin mesela kalem alalım bir tane. Bu kalemin boyunu bu hazırladığımız cetvelde gerçek cetvel ölçülerine uygun hazırlamaya çalıştık. Ölçmeye çalışalım bakalım. Şöyle kalemi üstüne koydum bakın. Başlangıç noktam nerede? Sıfırın üstünde bakın. Değil mi? Evet sıfırın üstünde. Hemen şöyle biraz aşağı doğru çekelim ki değeri okuyabilelim. Evet gördüğünüz gibi başlangıç noktam sıfırın üzerinde. Bitiş noktası da yaklaşık nerede? 14'ün üzerine geliyor bakın değil mi? 14'ün üzerine geliyor. O zaman bu kalemin boyu arkadaşlar ne diyebilirim? 14 santimetredir. Diyebilirim. Peki çevremizde gördüğümüz böyle değişik eşyalar, araç gereçler vardır. Ben e, kendi şu an bulunduğum odada mesela kumanda buldum bir tane. Kumandanın boyunu ölçelim arkadaşlar. Böyle kumandayı koyduk. Evet, kumandanın yine bu başlangıç kısmını sıfırın üzerine koyuyorum arkadaşlar. Hatta biraz şöyle çekelim. Buraya koyduğumda bakın değil mi? Yaklaşık olarak bu cetveli kapattı. Yani cetvelin boyuyla neredeyse aynı. Bu sebeple bu kumandanın boyu arkadaşlar 19 santimetre diyebilirim. Çünkü az önceki ölçümümde tam şuraya falan gelmişti kumanda. Şuradan şuraya kadar bir boya sahip. 19 santimetre. Peki enini ölçelim. Yine başlangıç noktası. Bakın burası boyu oluyor. Eni de şu genişliği. Buraya ölçtüğümde yine başlangıç noktasını sıfır olacak şekilde aldığımda şöyle evet sıfır olacak şekilde aldığımda Nerede bitiyor? Bakın dikkat edin. 5'in üzerinde bitiyor değil mi? Neredeyse 5'in üstüne geliyor. Bu sebeple kumandanın eni 5 cm diyorum sevgili arkadaşlar. Bir tane de tablet tutacağı buldum odamda. Bu tablet tutacağının bakın şöyle boyunu istemiş. Boyunu yine buraya koyuyorum. Evet şöyle başlangıç noktasında sıfırın olduğu yere koydum. Ve yaklaşık olarak bunun boyunu 13,5-14 cm'e yakın bir değer bulmuş oluyorum. Onun için bunu da 13 buçuk santimetre olarak yazıyorum. Yaklaşık olarak 14 santimetre gibi bir değer buluyorum sevgili arkadaşlar. Yani çevremizdeki eşyaların boylarını, enlerini böyle siz de cetvel yardımıyla ölçüp bir yerlere not edebilirsiniz. Aslında bu kadar basit yani cetvel kullanmak çok da zor değil. Kilometre ve e, onun kullanım alanları var. Peki yani metre, santimetre tamam bunu anladık öğretmenim ama kilometreyi nerede kullanacağım? Böyle bir kavram var. Arkadaşlar şimdi burada bin metre bakın dikkat edin bin metre bin metrelik bu uzunluğa yani o sınıfımızdaki o tahta büyük bir metrelik cetveli düşünün. O cetvelden bin tane yan yana koyun. İşte bu size bir kilometreyi verecek. Bu sebeple 1000 metre eşittir 1 kilometre diyebiliriz. Bunu da işte kilometre ile ifade ediyoruz. Bu kavram kilometre kavramı oluyor. Ve kilometreyi kısaca km harfiyle gösteriyorum. Kilometre şeklinde km ile gösteriliyor çok uzak mesafeleri ölçerken, çok büyük mesafeleri ölçerken işte mesela şehirler arası yolları mesela işte ölçeceğim ya da söyleyeceğim. İstanbul Bursa arası mesela. Değil mi? Böyle bir sürü yol gidiyorum. Binlerce metre yol gidiyorum. Kısaca bunu 152 kilometre olarak söyleyebilirim. Yani 152 bin metre olarak düşünülebilir. Metreye çevirirsek eğer. Ama şu an biz sadece kilometre diyebiliriz. Kilometre ile ölçülen uzunluk örneklerini işaretleyiniz demiş. Küçük bir etkinlik yapıyoruz. Sınıf ile okul bahçesi arası. Arkadaşlar sınıf ile okul bahçesi arası yaklaşık 25-30 metredir değil mi? Evet 25-30 metre kadardır. Böyle kilometre ile falan ifade etmem. Ama Bingöl ile Ankara arası kilometre ile ifade edilir. Ne kadardır? İşte bilmiyorum ama 600-700 kilometre kadar bir yol vardır. Bunu ben metre ile ifade edemem. Kilometre ile ifade edebilirim. Akdeniz'in kıyı uzunluğu, haritayı göz önünde bulundurun şöyle. Gerçekte Akdeniz'in kıyı uzunluğu değil mi? Bir sürü şehir var. Buraların böyle kıyı uzunluğu düşünüldüğünde yine kilometreyle ifade etmemiz gerekiyor. Binlerce kilometre olabilir. Öğretmenimin boyu yani yaklaşık olarak 1.8 metre. İşte 1 metre ee, ne diyelim 800 santimetre değil de 1, metre 80 santim gibi düşünebiliriz. 1 ee, metre 800 olmaz. 1 metre 80 santim gibi. 1 metre 80 santimetre. Evet 80 santimetre diyebiliriz. Ee, bunu da bakın gördüğünüz gibi kilometre ile ifade etmiyorum. Türkiye ile Japonya arası mesafe yine çok uzak bir mesafe olduğu için kilometre ile ifade ediliyor. Kalemin boyunu da az önce zaten göstermiştik. Santimetre ile ifade ediliyor demiştik. Peki burada bir tane daha gülen soru gelsin bakalım size Bulunduğunuz şehir ile başkentimiz tabii ki başkentimizin neresi olduğunu her öğrencimiz biliyordur başkentimiz arasındaki mesafeyi bize yorumlar kısmında yine yazmanızı rica ediyoruz kaç kilometre herkes haritalardan da bakabilir bilgisayardan da bakabilir kendi bulunduğu şehirle başkent arasındaki mesafe kaç kilometre tabii ki bulunduğunuz şehri de belirtin şu şehirdeyim işte örnek veriyorum. E, Van'dayım başkente şu kadar uzaklıkta, Adana'dayım başkente şu kadar uzaklıkta gibi böyle cevaplar bekliyoruz. E, şimdi bu sayfamızı da tamamladık. Bazı e, problemler var. 3 tane problemimiz var. Bunları da yapıp artık konumuzu tamamlamış olacağız bugüne dair arkadaşlar. Problemler biraz zorlandığınız yerler biliyorum, tahmin ediyorum. E, o açıdan çok dikkatli bir şekilde e, dinleyin diye tavsiye bir nevi tavsiyede bulunuyorum ama videoyu durdurup da kendisi çözmek isteyen arkadaşlar da olabilir. Ee, onlar da bunu yapabilir. Bir toptancı metresi 12 lira olan kumaştan 800 santimetre satmıştır. He, şimdi bakın metresi 12 liraysa bize metre cinsinden vermemiş. Bir kere buna dikkat edeceğiz. Bir dönüşüm yapmamız gerekiyor. Metreye dönüştürmemiz gerekiyor bunu. Bu satıştan toptancı kaç lira kazanmıştır? Şimdi 800 santimetreyi Önce metreye dönüştürmemiz lazım. Metreye dönüştürürken ne yapıyorduk? Bine bölüyorduk. Bu da iki tane sıfırın silineceği anlamına geliyordu. Yani 8 metre. 800 santimetre eşittir. 8 metre. O zaman 1 metresi 12 liraysa 8 metresi kaç liradır? 12 çarpı 8 yapıyoruz. 12 çarpı 8 yaptığımızda arkadaşlar bu değerin 96 TL olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 12 ile 8 çarpıldığında sonucumuz 96 çıkıyor. Çünkü 1 metresini 12 liradan satıyorsa 8 metresini 96 liradan satması gerekiyor. Yani 96 lira kazanmıştır diyebiliriz. Aslında basit bir işlem yaptık. İkinci sorumuz bir elektrikçi elindeki 7 metre 40 santimetre boyundaki kablonun önce 90 santimetresini sonra da 220 santimetresini kullanmıştır. Geriye kaç santimetre kablosu kalmıştır. Şimdi bize işlemleri santimetre cinsinden yaptıracağı için biz de buradaki metreli ifadeyi bir santimetreye çevirmemiz gerekiyor. Bunun için 7 metre 40 santimetrenin toplamda kaç santimetre yaptığını bulmamız gerekiyor. Bir kere 7 metre ne yapacak? 700 santimetre yapacak burası. E bir de 40 santimetrem var benim. Bunu da eklediğimde toplamda 740 santimetre elektrik kablosu varmış bunun. Bu 740 santimetrelik elektrik kablosunun önce 90 santimetresini kullandı. Daha sonra da 220 santimetre daha kullandı. Bakın önce 90'ı sonra da 220'yi çıkartacağız. Kullandığı kısım burası. Toplamda 310 santimetre aslında değil mi? Kullandığı kısım 90 ve 220. 740'tan 310'u çıkartırsak arkadaşlar bulacağımız değer 400 30 santimetre oluyor. Evet. 430 santimetre geriye kullanabileceği kablo kalmıştır diyebiliriz. Üçüncü sorumuz kaç tane yarım metrelik kurdele 350 santimetre eder? Yarım metre arkadaşlar hemen yazalım buraya ne kadar yapıyor? 1 metre Evet yarım metre ne kadar yapıyor? 1 metre 100 santimetre ise 1 metre 100 santimetre ise metrenin yarısı Yarım metre o zaman ne yapacak? 100 santimin yarısı 50 santimetre yapacak. Şimdi o zaman 50 santimetre yarım metreye eşitse bize de diyor ki kaç tane yarım metrelik kurdele 350 santimetre yapar? E, zaten yarım metre 50 santimse 350 santimetre yapabilmesi için 350 santimetrenin içerisinde kaç tane 50 santim varsa onu bulmam lazım. O zaman 350 santimetreyi benim 50'ye bölmem lazım sıfırlar gitti. 35'i 5'e bölersem 7 olmuş oluyor. Yani 7 tane kurdele yapmış oluyor. Yani 7 tane yarım metrelik kurdelenin uzunluğu yan yana getirdiğimizde 350 santimetre yapıyor. Sağlamasını yapalım mı? Evet yapabiliriz. 7 çarpı her bir tane yarım metre 50 santimetre ise 7 ile 50'yi çarptığımızda bakın bunun 350 santimetre olduğunu bulabiliyoruz. Gayet basit bir şekilde. Evet arkadaşlar. Böylece Uzunluk ölçme ile alakalı konu anlatımımızı böylece birlikte tamamlamış olduk, yapmış olduk. Umarım keyifli olmuştur, güzel bir e, ne diyelim tekrar olmuştur. Bilgilerinizi de tazelemiş oldunuz diye düşünüyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.